Elektrik ve doğalgaz hem evlerde hem sanayide zamlandı. BOTAŞ'ın elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgaza yaptığı zam faturaları da yansıdı. BOTAŞ'ın açıklamasından saatler sonra ev ve sanayide kullanılan doğalgaz ve elektrik fiyatları arttırıldı. Elektrik üreticilerine devamında tabii ki 49,5'un biz elektrik olarak bize geri döneceğini de görüyorduk. Evlerde kullanılan elektrik ve doğalgaza %9, sanayi ve işletmelerde kullanılan elektrik ve doğalgaza ise %14 oranında zam yapıldı. Elektrik, su, ekmek, doğalgaz gibi doğal gereksinimin, doğal ihtiyaçların karşılanmasının evrensel bir hak olması nedeniyle bunların, bu giderlerin maliyetlerin düşünülmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Zamma İstanbul Sanayi Odası ve Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan tepki gecikmedi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, önceden haber verilmeden yapılan bu zamla BOTAŞ sanayiciye elektrik çarpmış gibi büyük bir şok yaşattı dedi. Bunların, bu tür maliyet giderlerinde artış varsa bunun faturası tüketiciye kesilemez. Devlet tarafından süspanse edilmesi gerekiyor. Ulusal kanala konuşan TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal da vatandaşın zor durumda bırakıldığını söyledi. Bu üçüncü zam. 1 Ocak'ta bir zam yapıldı, 1 Nisan'da bir zam yapıldı, şimdi zam yapıldı. %21 elektriğe şu anda zam yapıldı. Açlık sınırının altında ücret alan yoksul tüketici bu zamları nasıl karşılayacak? Bu sorunun cevabını ben bulmak istiyorum, arıyorum, bulamıyorum. Seçim öncesi konuşulan zamların birer birer geldiğini belirten Koçal, yeni zamların da yolda olduğuna dikkat çekti. Zamlar lütfen geri çekilsin, geri çekilmelidir. Aksi takdirde yoksul olan halkımız gittikçe yoksullaşacak, Türkiye'de uçurumlar daha da büyüyecek, çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağız.